Ben Siemens'in içerisinde doğdum diyebilirim. Babam ve rahmetli ortağı 1979 senesinden beri sonradan Siemens tarafından satın alınan Stefa Kontrol Sistem markasının temsilciliğini yürütüyorlardı. Ben de üniversiteyi bitirdikten sonra onlarla çalışmaya başladım ve bu vesileyle yollarım Siemens ile kesişmiş oldu. Bunun en temel sırrı karşılıklı herhalde birbirimize duyduğumuz güven olarak düşünebiliriz. Satmış olduğumuz ürün son derece yüksek derecede mühendislik isteyen son derece teknik bir ürün. Ne kadar mutludur ki Siemens bu güzel bu teknik ürünü onlar adına satmamıza ve onlar adına devre almamıza, uzun yıllardır bizimle beraber bu çalışmaları yapmamıza olanak sağlıyor. İnovasyon, sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyeti diyebilirim. Sürdürülebilirlik dediğimiz zaman içinde bulunduğumuz durumda enerji verimliliği gerçekten bizler açısından çok önemli. Siemens'in ürün gamı da bize bunların sağlanması konusunda çok ciddi derecede yardımcı oluyor. İnovasyon aklıma geliyor. İnovasyon dediğimizde Siemens'in ürettiği ürünler ve bize tedarikini sağladığı ürünler piyasadaki yüzlerce marka arasından bizlerin kolaylıkla sıyrılmasını ve piyasada önce olmamızı sağlıyor. Müşteri memnuniyeti ayağına geldiğimizde de müşterilerimiz her zaman Siemens ürünler kullandığımız için bizlerden son derece büyük memnuniyet duyuyorlar. Geleceğe baktığım zaman içinde Siemens'in olmadığı bir gelecek düşünemiyorum bile. Çünkü geçtiğimiz 40 sene içerisinde o kadar güzel projeleri Siemens markası ile birlikte imzalar attık ki bu binalar, bu projeler var olduğu sürece bizler de Siemens'le bu mutlu birlikteliğimize uzun yıllar devam edeceğiz diye düşünüyorum. Hatta ikinci nesil olarak içinde görev aldığım SCS organizasyonunda belki bugün üçüncü nesil olarak benim kendi oğlum da bir fırsat yakalar ve buna devam eder diye düşünmeden edemiyorum. Bizleri tanımayan bir müşteriye gittiğimiz zaman elimizdeki referanslarla ve geçmişte yaptığımız projelerin yanına Siemens'in ismini de koyduğumuzda müşterileri bizimle çalışmaya ikna etmek son derece kolay hale geldi. Ve bu sayede Siemens ismiyle birlikte SCS olarak birçok yeni proje olarak portföyümüzü günden güne daha fazla genişlettik ve büyüttük. Bundan yaklaşık 4-5 sene önce çok büyük bir Türk yatırımcının bir işi için sözleşme imzaladık. Bizler ilk etapta Desigo CC kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak birazcık gözümüzü kararttık diyelim. Bu projemizde Desigo CC'yi kullanmaya karar verdik. Yaklaşık 1,5-2 aylık bir devreye alma süreci vardı. Ama devreye alma süreci göz açıp kapayana kadar çok hızlı bir şekilde geçti. Açılışa 2 gün, 2,5 gün kala biz hala Desigo CC'yi çalışır hale getirememiştik. Bu süreçte gerek Siemens Türkiye olsun, gerekse yurt dışından R&D departmanı olsun, uzak bağlantılarla, telefonla bize çok ciddi destek oldular. Ve açılış günü sabahı yaklaşık açılıştan 6-7 saat önce biz bu sistemi çalışır hale getirdik. Aslında burada çok fazla proje önerebilirim ama hızlıca düşündüğüm zaman aklıma Galataport projemiz geliyor. Galataport projesi gerek limanımız olsun, gerek limanın içindeki restoranlar, mağazalar, ofis bloğu, bunların yanında yer alan tarihi paket postanesi ve hattının ucunda yer alan İstanbul Modern Sanat Müzesi ile beraber bizler için harika bir referans oldu. Bazı günler vapurla böyle karşıdan sahile baktığım zaman ne kadar güzel. Bütün sahili Siemens'e bürümüşüz diyorum kendi kendime.